Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yeni bir kitapla karşınızdayız. Becerebilirsem bunu anlamıyorum. Tahsin Görgün Beyefendi'nin Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması isimli eserine girmek istiyorum. Bugüne kadar hep batılı filozofların, düşün adamlarının kendi toplumlarının içine düştüğü açmazları anlamaya çalışan metinleri konuşmuştuk. Bunlara getirdikleri çözüm önerileri ya da bunun fark edilebilmesi için önümüze getirmiş oldukları kelimeleri anlamaya çalışmıştık. İlk kez Tahsin Görgün Bey'in kitabıyla kendi içimizden, bizden birinin üzerinde konuşacağız. Ne yazık ki böyle metinler bizde fazla değil. Daha çok Batılıların sizin sorunlarınız şu diyerek konuştukları meseleleri tercüme edip bizim önümüze getiren ve kendilerini işte bu toplumun önder düşünce adamları olarak takdim eden insanların kitapları var piyasada. Kendi orijinalinden işte bir Abdülvahap El-Mesiri, Taha Abdurrahman çizgisinde olan insanlardan pek fazla bizim içimizden yetişmiyor ne yazık ki, en azından şimdilik. Tahsin Görgün Bey bizim içine düştüğümüz bu sıkıntılı hali anlamaya ve bunu yorumlamaya çalışıyor. Kitabın genel olarak konu benim bilgi seviyemin üzerine çıkıyor. Benim altından kalkabileceğim bir konu değil. Bu yüzden mümkün olduğunca Tahsin Bey'in kelimelerini size taşımaya çalışacağım. Yalnız örneklemelerde kendi örneklerimi kullanmaya çalışacağım. Bunlarda hata edebilirim. Konuya çok hakim olmadığım için. Ancak işte Tahsin Bey'in erbabı olan anlar babında işte tanımını yapıp bıraktığı kelimeleri benim seviyemdeki insanların anlayabilmesi için mutlaka bir örneğe dökülmesi, bir misale indirgenmesi gerekiyor. Bunu ben kapasitemin yettiğince yapmaya çalışacağım. Yani Tahsin Bey açısından mesela anlaşılır çünkü hani polemik seviyesine indirmiş oluyorsunuz örneklendirdiğiniz zaman ve bilen bilmeyen herkesin taşlayabileceği bir zemini açıyorsunuz kendinize. Bu da çok sıkıntılı bir süreç. Eğer böyle daha teorik bazda konuştuğunuz zaman muhatabınız sadece anlıyor. Ben onu haddim olmadan biraz daha aşağı indireceğim. Yani bizim pozisyonumuza getirmeye çalışacağım. Şimdi Tahsin Bey kitaba şöyle giriyor. Çünkü entelektüel çaba ile fikri çaba aynı şey değildir. Çünkü ilk önce bunu fark etmemiz lazım. Bizim alim dediğimiz insanın karşılığı batıdaki aydın değildir. Şöyle bir temel bir ayrım var. Ne yazık ki bu hala bizim kelimelerimizde yansıyorsa da fikri zemindeki altyapısını kaybetmiş durumda. Yani fikri zemine bunu taşımakta artık zorlanıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Bu konuya daha sonrasında daha geniş gireceğiz Allah izin verirse. Bizde ilmiyle amil olmayan, yani ilmini amele dökmemiş şahsa alim denmez. Ama Batı dünyasında bir şahsın aydın kabul edilebilmesi için, entelektüel ve önder kabul edilebilmesi için size söyledikleri, tavsiye ettikleri şeyleri yaşamasına gerek yoktur. Onları fikri olarak size söyler. Söylemesi yeterlidir. Bu çok büyük bir temel bir ayrımı getirecek. İleride konuşacağız bunu. Mesela bizde namaz kılmayan, orucu olmayan, işte faiz falan yiyen birisine alim gözüyle bakılmaz. Ama birisi Batı'da hiç komünel hayatı yaşamadan komünist olabilir. Kendisinin komünist olduğunu söyleyebilir. Bunun için şeye ihtiyacı yoktur. Bunun iman mevzuyla da bağlantısı var. Geleceğiz oraya. Neyse, Tahsin Bey önce sorunu tanımlıyor. Diyor ki, biz 1918 yılında çok büyük bir yenilgiye uğradık. Öyle böyle değil. Yani devasa bir yenilgiye uğradık. Şimdi George Friedman diye bir adam var. Stratfor Vakfı var. Bu CIA'nin üst
akıllı olarak geçiyor. Just Friedman sanırım Alman Yahudisi, Macaristan'da toplama kamplarında falan kalıyor, oradan Amerika'ya geçiyor. Burada bir şekilde CIA'nin artık düşünce mevkiine kadar ulaşıyor. Onu da işte Amerika'nın Gizli Savaşı isimli bir eseri var. Orada bir kelime ediyordu. Ben enteresan gelmişti bana. Diyordu ki bu hani İslam dünyasından bize direniş hareketi artık gelmiyor. Yani gelmiyor. Çünkü diyor direniş olabilmesi için iki tane önemli altyapının olması lazım. Birincisi bizden nefret etmeleri lazım. Bizden nefret ediyorlar. Hala çok nefret ediyorlar. Her taraf İslam dünyasının her tarafı Amerikalılardan nefret eden insanlarla dolu. Ama nefret yetmez direnmek için. Ümit de olması lazım. Biz 1918'e kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar dünyanın hiçbir yerinde Müslümanları teslim alamamıştık. Yani tamam, onlara galip gelmiştik, ordularımız onların topraklarını işgal etmişti ama bize direnmeye devam ediyorlardı. Doğu Türkistan'da da devam ediyorlardı, Hindistan'da da devam ediyorlardı, Kafkaslar'da da devam ediyorlardı, Afrika'da da devam ediyorlardı. Ta ki Osmanlı teslim olana kadar, Osmanlı teslim olup yerine sekülerle ilk bir cumhuriyet kurulduğu zaman teslim oldu. Çünkü Osmanlı onlar için ümitti diyor. Ümidi olmayan direnemez çünkü diyor. Gerçekten bu hani direkt Osmanlı'nın yıkılışıyla mı bağlantılıdır o yenilgi psikolojisi bilmiyoruz ama büyük bir yenilgi psikolojisi, bir bozgun hali İslam ümmetinin üzerine çöktü. İslam ümmetinin üzerine çöken bu bozgun psikolojisini nasıl aşacağız sorusu bütün Müslümanların artık zihnine hakim olmuş bir soruydu. Önce sebebi bulmamız lazım değil mi? Yani müsebbib neydi? Kim bize buna sebep olmuştu? Bizim bu bozgunumuzdan sorumlu olan kimdi sorusunun cevabı yöneticilerimizdi. Çünkü iktidar onlardaydı, güç onlardaydı. Eğer yenilmişsek de onların üzerinden yenildik diye cevaplandı. Peki onlar kimdi? Müslüman yöneticiler. Peki Müslüman yöneticiler o zaman Müslümanlıklarından mı zaafa düşüyorlardı? Eğer bunu söylersek İslam'ı problem haline getirmiş ve İslam dışına çıkmış oluruz. Hayır, onlar İslam oldukları için değil, İslam'ı doğru yaşamadıkları için de İslam'ı doğru anlamadıkları için. Cevabımız bu oldu. Bu şu anlama geldi. İslam, yani Müslümanlar, yaşanılmış Müslümanlar, 1300 yıllık gelenek aslında hatalıydı, yanlış yorumlanmıştı ve bizi bir felakete götürmüştü. O halde biz eğer o yanlış yorumlayan, yanlış İslam'ı yanlış anlayan o gelenekten, örften, yani geçmişin getirmiş olduğu o birikintiden kurtulup direkt İslam'ın ana köklerine ulaşabilirsek İslam'ı yeniden doğru yorumlayıp ayağa kalkabiliriz. Bu büyük bir problem getirdi. Şöyle büyük bir problem getirdi. İki tane problem getirdi diyelim. Birisini ben katıyorum için içine. Dikkat ederseniz bununla birlikte düşman tanımımız değişiyor. Yani bizim Batı ile emperyalizmle oldu olan o savaşımız 1918'deki o büyük devasa Osmanlı'nın yenilmesiyle bütün dünya Müslümanlarının dünyada yenilmiş sayıldıkları o savaşla düşmanımız olan emperyalizmin yerine bizim düşmanımız Kur'an'ı anlamayan, yanlış anlayan, hurafelere ve bidatlere boğan diğer Müslümanlar oldu. Yani düşman kıblemiz bir başka bir yere, Müslümanlara yöneldi. Bu büyük bir problem. Bir daha yani dikkat edin, kitabı kerime, Kur'an-ı Kerim'i okursanız müşrik tanımı Hazreti Peygamber'i kabul etmeyen, ahiret gününü kabul etmeyen, vahye tabi olmayı reddeden insana kullanılan tabirdir. 60'lı 70'li yıllara kadar bu genel olarak yine bu kafirlere, yani İslam düşmanlarına, Hazreti Peygamber'i peygamber olarak kabul etmeyenlere kullanılan bu tabir 60'lı 70'li yıllardan itibaren diğer Müslüman cemaatlere, işte tasavvufçulara, işte tarikatçılara veya işte selefilere, şunlara bunlara kullanılır hale geldi. Yani kelimenin kıblesinin değişimine dikkat edin. Kafiri işaret eden düşman tanımı o, diğer bir Müslüman cemaati işaret ediyor.
Bu birbirinin ise bu kırılmanın büyük bir sonuçlarından birisi buydu ama Tahsin Bey'in işaret ettiği şey daha farklı bir şey. O diyor ki şimdi ya yapraklara kadar su geliyordu. Nasıl geliyordu? İstanbul'un kökleri vardı. Kökteden bir gövdeye, gövdenin dallara, dallardan yapraklara geliyordu. Biz aradaki o 1300 yılı kaldırdığımız zaman o yaprağa su gelebilmesi için yeni yollara ihtiyacımız var. Yani yeni düşünme biçimlerine, yeni kanallara ihtiyacımız var. Ancak bu kanallar öyle yani 1300-1400 yılda birikmiş o kanalları, inşa edilmiş kanalları kaldırdığınız zaman şak diye oranın yerine bir şey koyamıyorsunuz. Mecburen bunu bir başka yerden ithal etmek zorunda kaldılar. Tabii o arada müsteşriklerle tanıştık. O arada da Batı düşünce biçimleriyle tanıştık. O arada Batı'ya gönderdiğimiz insanlar oradaki eğitimi, kültürü, düşünce biçimlerini aldılar ve yurtlarına geriye döndüler. Yurtlarına geriye dönerlerken Batılı düşünme biçimlerini de alıp geldiler. Bunlar neydi? Şimdi bunlara girelim. Önce tabii bunların gelişim ortamlarını anlatmamız lazım. Yani Batılı düşünce biçimlerinin o metin anlama, metin. Buradan bir sorun daha vardı. Şimdi 1300 yıl boyunca biz Kur'an'ı bir şekilde anlamanın yolunu bulmuştuk. Yani nasıl anlıyorduk Kur'an'ı? İşte orada bir gelenekten gelen bir usul vardı. O usul tabi oluyorduk ve oradan Kur'an'ı anlamanın yolunu çıkartıyorduk. Bunu daha sonra da hatırlatacağız. Bunu ortadan kaldırınca çok büyük bir problem daha çıktı ortaya. Yani bir büyük bir sıkıntı daha çıktı. Biz Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Yani bu usuller olmadığı zaman o Kur'an'ın o metinle nasıl ilişki kuracağız? Yani şimdi arada bir 1300 yıllık bir boşluk var. Yani kelime, mana, toplum her şey değişmiş. Her şey değişmiş. Onunla bir şekilde ilişki kurmanın yolunu bulmamız lazım. Ve biz 1300 yılda döşenilen o buruların tamamını ortadan kaldırdık. Hurafe ve bidat diye. Böyle bir yani hikmet, böyle bir inşa, böyle 2 senelik, 3 senelik, 1 senelik bir şeyle 10 kişi, 5 kişi, 5-10 kişinin yapabileceği bir iş değil. Buradaki büyük problemin Batı'ya giden insanların, Batılı düşünce biçimlerini anlayan, anlamaya çalışan insanların öğrendiklerini bizim coğrafyaya transfer ederek çözdük. Şimdi önce bu düşünce biçimlerini anlayabilmek için bunların çıkış noktasını konuşabilmemiz lazım. Bu da Hristiyanlık. Hristiyanlığın önce bir yani bu şeyi anlayabilmek için, yani bu düşünce biçimlerinin, ekollerinin ortaya çıkabilmesi için, anlayabilmemiz için ihtiyacı tanımlamaya çalışalım. Ricoeur diye bir beyefendiden anlatılıyor. Bu Hristiyanlık düşünce biçimlerinde o oldukça önemli bir şahıs, bu anladığım kadarıyla. O bir metin üzerinden, yani Matta İncili'nden bir 42. bölümde bir metni alıyor. Metin şöyle. Şimdi direkt okumam lazım ama okuyunca çok sıkıcı olacağı için aklımda, hafızamda kaldığı kadar anlatmak istiyorum. Hazreti İsa Samiriyeli bir kadının, çeşme başında bir kadının yanına gelir. Ve o Samiriyeli hanımefendiden bana su ver der. Kadın güler. Kadın gülünce Hazreti İsa ona der ki, eğer senden bana su ver diyerek su isteyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan isterdin. Sen ondan dilerdin. Ve o sana yaşam suyunu verirdi der. Kadın bunun üzerine su çekecek herhangi bir şey yok. Ve kuyu çok derin. Sana nasıl su vereyim der. Hazreti İsa da ona cevaben bu sudan içen yeniden susuyacak. Ama benim vereceğim yaşam suyundan içecek olan susamaz. O içinden hayat fışkıran bir pınardır der. Kadın Hazreti İsa'dan yaşam suyunu ister. Hazreti İsa da ona git kocanı çağır ve gel der. Kadın benim kocam yok diye cevap verir. Hazreti İsa ona doğruyu söyledin der. Sen 5 tane kocadan geliyorsun. 5 farklı kocayı bıraktın. Bu yaşadığın erkekle de evli değilsin. Doğruyu söyledin diyerek onu taltif eder.
Kadın, efendim anlıyorum ki sen bir peygambersin diye cevap verir. Şimdi metin böyle bir metin. Diğer metinlerde yani İncil'i okursanız dikkat edersiniz, dikkatinizi celbedecektir. Sürekli bir mitolojik ortamdasınızdır. Yani Hazreti İsa bir yere gider, oradan denizden balıklar kendileri fışkırıp çıkıp karaya çıkmaya başlarlar. Bir yere gider, orada işte gözleri kör insanlar vardır, onların gözlerini iyileştirir. Anadan doğma körleri tedavi eder, ölüleri diriltir, denizin üzerinde yürür. Çarmıha girilir, o bir mağarada 3 gün sonra dirilir, devasa kayasını oradan çeker, insanlarla konuşur, yeniden girer mağarasına. Çok mitolojik bir anlatım vardır. Şimdi az önceki okuduğumuz metinden bizde şöyle bir soru çıkması lazım. Biz bundan ne anlamalıyız? Tanrı bizden ne istedi? Tanrı'nın iradesi, bu kelimelerle bizi öğretmekte, iradesi ne? Burada çok önemli bir şey var. Yani farkında mısınız? Farkında olmamız lazım. Kur'an'da bizde bir Kur'an var. Kur'an vahiy. Vahiy yani Tanrı'nın sözü. Hazreti Peygamber Tanrı'nın sözünün, yani Kur'an anlam. Hazreti Peygamber'in sünneti ya da hadisler dediğimiz Kur'an'ın yorumu. Anlam merkezde, yorum onun arkasında. Hristiyanlıkta vahiy yok. Yani anlam yok. Vahyin yorumu da yok. Ne var? Hazreti İsa'nın talebelerinin Hazreti İsa'nın yapmış olduğu eylemlerden, fiillerden ya da mucizelerden önümüze getirdikleri bir yorum var. Yani Hazreti İsa bir yorum olsaydı, o yorum Hazreti İsa Ahdi Cedid'in yani eski ahidin yani Yahudilerin o kutsal metninin bize tercümesi, yorumu İsa'nın öğrencilerinin getirdiyse yorumun yorumu. Şimdi burada dikkat ediyor musunuz? Vahyin kendisi Hazreti İsa. Yani şimdi burada Tanrı'ya inanıyor musun diye sordukları zaman bizdeki karşılığı Allah'a inanıyor musun değildir. Allah var mıdır, yok mudur diye sorulmaz. Yani bu da zihinlerimiz çarpıldı. Bunu da anlamakta, kavramakta zorlanıyoruz genel olarak ama çünkü Kitab-ı Kerim diyordu ki insanın onlara sorarsanız yeri göğü kim yarattı diye onlar derler ki işte Allah yarattı. Peki niçin ona hayret gününe inandı? Niçin hesap gününe inanmıyorsunuz? Niçin Resulullah'a tabi olmuyorsunuz? Diye onlara sorun der. Yani Allah'a inanmak, Allah'ın varlığını, yeryüzünü, işte alemleri onun yarattığına inanmak değildir. Allah'a inanmak, onun gönderdiği kitaba ve elçisine inanmak. Yani oradan gelen habere inanmaktır. Sen Allah'a inanıyor musun denildiği zaman ölüp tekrar Allah'a hesap vereceğine inanıyor musun? Cebinden bir garibe 5 lira verdiğin zaman ahirette onun kat kat karşılığını alacağını inanıyor musun? Burada işlediğin kötülüklerin ya da karşı gelmelerin ahirette bir karşılığı olduğuna, orada bir azabın olduğuna inanıyor musun? Orada bir cennet olduğuna, orada bir cehennem olduğuna, orada huriler olduğuna, orada zebaniler olduğuna inanıyor musun? Sen bu Muhammed'in getirdiği habere inanıyor musun? Demektir. Bizdeki iman ona işaret eder. Yani vahyi direkt işaret eder. Ancak Hristiyanlar da Tanrı'ya inanıyor musun dediğiniz zaman ortada bir haber yoktur. Ne vardır? Hazreti İsa'nın kendisi vardır. Sen Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna, Allah'ın mücessem hali olduğuna ya da bize gönderilmiş özel bir ayet olduğuna inanıyorsun. Ha ben ona inanıyorum dediğiniz zaman bakın herhangi bir sorumluluk olmaz. Yapacağınız herhangi bir şey de yoktur. Şimdi az önceki verdiğimiz örnekteki o işte kadının halinde bu kadının tepkileri var. Ne anlatmak istedi? Hazreti İsa ne anladı? Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Yani Allah'ın bizden ne murad ettiğini nasıl fark anlayacağız? Bunu bilmiyoruz. Kilise bunu şöyle bir çözüm getiriyor. Diyor ki eğer Tanrı'ya yeterince yaklaşabilirsek, eğer Tanrı'ya yeterince kendimizi adayabilirsek, Tanrı bizi şey yapar,
kendisine yakınlaştırır ve kalbimize bunu ilham eder. Yani onu bizim kalbimize yerleştirir. Bunun için işte manastırlara çekilmeliyiz. Bunun için uzlete çekilmeliyiz, ibadetler yapmalıyız, oruçlar tutmalıyız falan. Tesbihatlarla bu Tanrı'ya yakınlığımızı sağlamalıyız. Eğer bunu yapabilirsek Tanrı bunu bizim kalbimize ilham edecektir. Bunun üzerinden, yani Tanrı'ya yakınlık üzerinden kilise inşa edildi. Tanrı'ya yakın olanlar Tanrı'dan almış oldukları ilhamını bize vermeye başladılar. Yalnız burada çok büyük bir problem vardı. Çok büyük bir problem. Çünkü bütün hikaye mitolojik unsurlar üzerine. Çok mitolojik unsurlar üzerineydi. Yani insanın beş duyu organı, işte göz, kulak, burun, dil ve teninden gelen bilgileri ve onların işleyerek oradan bir sonuç çıkartması gereken aklı, yani iki bilgi kaynağının ikisiyle de çelişiyorlar. Dolayısıyla Hristiyanlıkla beraber olmak, Hristiyanlığın içinde yürümek sürekli bir akılla ve beş duyu organıyla çatışmayı getiriyordu. Bu yüzden kilise hakim olduğu her dönemde sansür, yani akla ve beş duyu organlarına bir sansür üzerine gelişmişti. Bu yüzden Batı dünyası aklı ve işte beş duyu organından gelen bilgiyi geliştirebilmek için sürekli kiliseyle çatışmak zorunda kalmıştır. Ve kendi hakim olduğu dönemlerde de kiliseyi bir çember içine almıştır. Bu İslam dünyasında hiç olmamıştır. Çünkü bizim mitolojik biz reel yaşayan bir Resulullah'ın sünnetini, yani halkın insanda insanlar gibi olan bir Resulullah'ın sünnetinin üzerinden bir hayatta okumaya çalışırız. Bunu yani kendisi reel olduğu için, bir mitolojiye dayanmadığı için bir çatışmaya da gerek olmuyor. Hiçbir dönemde İslam toplumları akıllarını ya da beş duyu organlarından gelen bilgiyi işletebilmek için, hayatın içinde kurgulayabilmek için dinle çatışmak zorunda kalmamıştır. Hiçbir toplumda olmamıştır. Yani bu neyi getirdi? Çözümün sekülerizm olmasını getirdi. Yani Tanrı'dan azade edilmiş bir alan kurarak, kiliseyle çatışarak Tanrı'dan azade edilmiş, kiliseden azade edilmiş bir özgürlük alanı oluşturdu. Bu ne yaptı? Kiliseyi sorun haline getirdi. Yani özgürlük alanı kiliseyi sorun haline getirdi. Ancak İslam toplumlarında din hiçbir zaman sorun olmadı ki bu anlamda. İslam toplumlarına o yüzden sekülerizm toplumun dinle çatışarak getirdiği bir şey olmadı. Emperyalizmin İslam toplumlarına zorla dayatılınca orada dini bir şekilde sekülerizm dini ortadan kovmak zorunda kaldığı için sonradan dini sorun haline getirdi. Yani kendi doğallığı içinde gelişmedi. Batıdakinin de tam tersi oldu. Yani din önce hakim oldu, Batı toplum dinle çatışarak dini geriye itti ve oradan bir sekülerizme ulaşmadı. Sekülerizm girdi. Ondan sonra din sorun haline geldi bizim toplumlarımızda. Ne zamana kadar sürdü bu? 1600'lü, 1300'lü yıllardan başlayan bir süreçte aydınlanma dönemiyle değişti. Çünkü değişmesinin sebebi şuydu. Batı kitap, özellikle Martin Luther'le birlikte kitabı herkese ulaşabilir. Yani vahiy, o İncil'leri herkese bir ulaşılabilir hale getirince bir şey fark edildi. Aslında bizim kilisenin bize tanrısal bilgi diye dayattığı, getirdiği şeylerin kökü İncil'e dayanmıyor. Yani kutsal metinlere, eski ahide ya da yeni ahide dayanmıyordu. Bunlar daha çok kilisenin kendi ilhamlarıyla şekillenmiş şeylerdi. Yani koca bir Hristiyanlık tarihinin 1200-1300 yılı aslında hiçbir mesnedi olmayan, yani ana metinlere, ilk metinlere hiçbir mesnedi olmamış. Daha sonradan işte o papazın kendi kalbine inmiş ya da indiğini düşündüğü şeyler olmuş. Biz o zaman bu birikintiyi, yani daha sonra kilisenin içeriye soktuğu o birikintiyi tamamen silip en başa geriye dönmeliyiz düşüncesi gelişti. Peki en başa nasıl döneceğiz? Yani o metinle nasıl? Çünkü arada 1300 binli yıllar geçmiş. Ve bu binli yıllarda
mitolojik bir din. Yani insanlar birbirleriyle mitolojik bir şekilde anlaşabilirken işte Hazreti İsa'nın işte oradaki kıssasında yaşar mısın istiyor. Kadın oradan bir şey anlıyor. Bir cevap veriyor. Birinci de anlaması da ikinci de anlıyor. Hazreti İsa ona bir şey söylüyor. Kadın gülüyor. Orada bazı tepkiler var. Bu tepkilerin ne olduğunu anlamamız lazım. Bu tepkileri anlayabilirsek, o mantığı kavrayabilirsek İsa'nın ne dediğini buraya taşıyabiliriz. Aslında burada yapılmaya çalışılan ne? Yapılmaya çalışılan şu. Pozitivist, materyalist, akılcı bir dünyada mitolojik unsurlara dayanan Hristiyanla bir yer açmaya çalışıyoruz. Ve bütün bu üç düşüncenin üçünün de öncüleri papazlar. Bu papazlar bu maddeci dünyada kiliseye bir yer açma, yani Tanrı'ya bir yer açma gayretiyle bunları gündeme getiriyorlar. Bunları bu yöntemleri geliştiriyorlar. Bunun içinde üç tane yöntem geliştiriyorlar. Bir tanesi Anglo-Sakson dediğimiz İngilizlerin ve bizim coğrafyada en fazla hakim olan analitik dediğimiz, dil felsefesi dediğimiz birinci yöntem. İkincisi daha çok Almanların kullandığı hermeneutik ya da tarihselcilikin kökü diyelim. Hermeneutik, dilin köküne inerek, tarihteki misyonuna inerek onu bugüne taşıyabilme çalışmaları. Üçüncüsü de yapısalcılık. Bunda Frankofon, yani Fransızların hakim olduğu bölgelerde hakim olan düşünce biçimi. Bunları da bunları üç ana ekolü geliştiriyorlar. Bu üç ana ekolün üçü de bizim coğrafyamıza süreç içinde taşınmıştır. Bunları şimdi birer şöyle kabaca bir bakalım. Şimdi analitik düşünce modeli Türkiye'ye özellikle 1987 yılında bir profesör Mehmet Aydın Bey'in sanırım daha sonra Diyanet İşleri Reisi de Diyanet İşleri'nde de çok önemli görevler almış bir beyefendi. İlahiyat Fakültesi'nde bir Din Felsefesi isimli bir kitap yayınlıyor. Direkt analitik felsefeyi bize dönüştüren bir kitap olduğu söyleniyor. Ben okumadım. Tahsin Bey'in iddiası bu. Ve bu 1987'den itibaren bütün ilahiyat fakültelerinde artık ders kitabı okurularak okutulmaya başlanıyor. Bu görüşün sonucu ne? Sonucu şu, şimdi hani geçmişteki işte Hazreti İsa'nın olağanüstü halleri, olağanüstü kelimeleri var. Ve bunlar bize bir şey söylemiyorlar. Yani direkt muhatabına bir şey söyleyen şeyler değiller. Biz o kelimelerin anlamlarını bulmamız lazım. Bu mitolojik dil ama bu mitolojik dil bugün bize mitolojik geliyor ve biz işte bilim dininin içinde yetişmiş topluluklar olarak bu mitolojik dilden hiçbir şey anlamıyoruz. O halde bu kendi zamanında bunun bir maddi karşılığının olması lazım. Yani onun bir elle tutulur, gözle görülür, burunla koklanabilen bir karşılığının olması lazım. Eğer biz onu bulabilirsek, o mutlak manayı bulabilirsek, o mutlak yöntemi bulabilirsek, Hazreti İsa'nın aslında toplumunda ne istediğini de fark edebiliriz. Bunun için çalışmalar yapmamız lazım. Nasıl karşılık? Bakın bunları ben çok çok özel, çok üstten geçiyorum. Bu kelimelerle bunlar anlaşılamaz. Sadece hani biz kokusunu veririz, biraz hissettirebileceğiz. Ama hani bu aldığınız kelimelerle ben bunu biliyorum dememelisiniz. Yani yok bunun işte biraz sıkmamak için işte bunun şuradan çıktı, şu düşünürleri var, şu ekolleri falan bunlara kitabın içinde bir yerde ayrılmış kısmen de olsa. Ama bu bizim şurada yapabileceğimiz bir iş değil bu. Şunu yapıyor yani mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın bir kıssa asasından bahsediliyor. O asa ejderhaya dönüşüyor. Şimdi diyor ki bu ejderha, yani burada olağanüstü bir şey var. Yani göz, kulak, burunun algılayabileceğini, aklın ötesinde bir şey var. O zaman burada bir sembolik bir anlam vardır. Bunun o sembolik anlamda bize ne söylüyor? Hazreti İsa babasız dünyaya geliyor. Burada aslında böyle bir şey mümkün değil. O zaman onun bir sembolik bir anlatım var. Oradaki sembol nedir, ne ifade ediyor onu bulmamız lazım. Deniz yarılıyor. Musa denizi yarıyor. Deniz, ya bir adam asasıyla sok denize vurdu diye deniz yarılır mı? Yarılmaz. O zaman orada bir başka bir şey anlatılıyor. Bir akılcı bir zemin bulmamız lazım. Yani mesela ne? Gibi bir, bu
bunların bir akılcılaştırılması var. Şimdi buradan bir örnek anlatalım. Oradaki bir sorunu da bize getireceği sorunu da işaret etmiş olacağız. Hazreti Musa'nın işte Taha suresinde var, Şuara suresinde var, Bakara suresinde geçiyor. Birçok ayette geçiyor, surede geçiyor konu. Musa'ya Hazreti Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki, ey Musa, o elindeki nedir? Musa Aleyhisselam diyor ki, asamdır ya Rabbi. Ben onunla işte keçilerime yaprak silkerim ve yürürken ona dayanırım. Yeşil Efendi, Şemsettin Yeşil Efendi bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki, bakın eğer Allah yolunda bir yere gidecekseniz, Allah yolunda bir yola çıkacaksanız, Allah'tan başka hiçbir şeye dayanmamalısınız. Asa bile olsa. Onu bile elinizden atacaksınız. Ona bile dayanmayacaksınız. Bu yola böyle çıkın. Eğer ona dayanırsanız yolda terk edilirsiniz. Bir an. Bir başkası diyor ki, ya diyor, bakın diyor, burada aslında yaprakları silki. Musa'ya soruyor, diyor ki, nedir o? Keçilerime yaprak silkeliyorum ben bununla diyor. Keçilerime yaprak silkeliyorum ne demek? Ben bir çobanım ya. Dağ başındaki bir çoban. Kime gidiyor? Yurtlar sahibi, ordular sahibi. Dünyanın en kudretli on binlerce çadırlık ordular kurabilen Firavun'a gidiyor. Bunlar iki kişiler, Musa ve Harun. Onlar yüz binlerce insanlık ordular olan. Kim kazanacak? Çoban kazanacak. Çünkü Allah'dan yardım aldı. O asa onun bir çoban olduğunu hissettirebilmek için. Üçüncü bir anlam. Diyor ki, bakın o Musa'nın asası, attığı zaman ejderhaya dönüşen asası aslında Musa'nın öğretisidir. Yani o aldığı o ilahi öğretidir. Eğer o ilahi öğretiyi dünyanın küfri, tağuti rejimlerinin önüne koyarsanız o onları darmadağın eder. Şimdi ne yaptık? Asa'dan işte bunun gibi birkaç tane daha var. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi bunlardan üç tane anlam çıkardık. Soru soralım. Bunlar tam akılcılaştı, bizim hoşumuza gidecek bir şey bir biçimde aldı. Ama bakın birinde omuz asa olumsuz anlamdı Şemsettin Yeşim'de. İkincisinde olumlu anlamı aldı. Üçüncüsünde. Bunlardan hangisi doğru? Yani bizim mesela Musa'nın denizi yarma hadisesi. İşte fırtına geldi, şöyle çekti, işte gel git. Bunların hangisi doğru? Yani çıkaracağımız anlamları onaylayacak otorite kim? Kendimiziz. Şimdi dikkat edin. Bu çok önemli bir şey, bir sapmaya sebep oldu. Tanrı bizi düzeltecekti. Onay makamı oydu. Bu felsefeyle birlikte vahyin anlaşılmasında onay makamı biz olduk. Yani hangisinin doğru, hangisinin iyi, hangisinin güzel olduğunu artık biz kendi keyfimizle karar verir olduk. Yani bu noktada onay makamı hale geldi. Yani bu, yani verdiğim örnekler basit örnekler ama bunların çok daha işte mesela başörtüsü. Başı örtmek değil işte. Göğüsleri üzerinize kapatın diyor. Şimdi ne yaptınız? Bir şer'i bir uygulamayı dediniz ki bana göre bu böyle. Senin doğru dediğinin doğru olduğunu kim onaylıyor? Senin kendin onaylıyorsun. Yani aslında Tanrı emreden, düzelten, murad eden değil, artık düzenleyen, şekil veren benim. Bu bir. İkincisi bu felsefenin bir problemi daha var. Buna batılı düşünürler de çok dikkat çekiyorlar. Bakın, insanlar rasyonel bilgiler, rasyonel, matematiksel, kesin doğru bilgiler ve ulaştıkları için dine girmezler. Onun için Müslüman olmazlar. Ya da onun için bir inanca sahip olmazlar. Onlar kendilerine ümit veren, temyiz kudreti veren, iyiyi kötüyü birbirinden ayırt edebilecek, heyecanlar veren, hikayelerin peşine giderler. Bu hikayelere tabi olurlar. Bütün dinlerde böyledir. Rasyonel hikayeler anlattığınız için gelsin peşinize koşmuyorsa, niye koşsunlar ki? Denize yaramayan, ateşin içinden bir sevdiğini
çıkaramayan Hazreti İbrahim gibi. Ne bileyim, bir balığın içinde bir bağ insanı yaşatamayan, binlerce günah işledikten sonra kapısına gidip tövbe ettiğinizde "Ya Rabbi" dediğinizde insanların zihinlerinden sizin yapmış olduğunuz o günahları silemeyen, tövbenizi kabul edemeyen yani. Ya da büyük zulümler işleyen insanları cehenneme atıp yakamayan, bir tanrıya niçin inansınlar ki? İnsanlar bunları yapabilmesi için Tanrı'ya inanıyor. Bu aciziyetlerini, bu öfkelerini onun yardımıyla giderebilmek için Tanrı'ya tabi olurlar. Eğer siz onu aklın sınırları içinde bir Tanrı'ya çevirirseniz, insanın aklının sınırlarını aşamayacak, insanı edebildiklerinin ötesine gidemeyecek bir Tanrı'ya kimin niye ihtiyacı olsun? İşte bunun peşinden gideceğiniz yer deizmdir. Tanrı olsa ne olur, olmasa ne olur, agnostizm. Ne gelirsiniz? Bu birincisi. İkincisi hermeneutik ya da bizdeki tarihselcilik diye tanımladığımız şey. Etmitologisierung. Yani mitolojiden arındırma olarak tanımlanıyor. Yani Hristiyanlığın o kökeninde yani mitolojik unsurlar var ya, bu mitolojik unsurları biz nasıl o mitolojiden arındırarak gerçek anlamlara çevirebiliriz? Soru bu. Bunun çalışmasına hermeneutik diyoruz. Bu nasıl bir çalışma? Bu kelimenin geçmişteki izlerine bakacağız. Yani geçmişte bu insanlara bu kelimeler ne söylüyorlardı? Aynı kelimenin ona nasıl bir hitapta bulunuyordu? Ondan nasıl bir anlama sebep oluyordu? Bunları eğer fark edebilirsek onları bugüne taşıyabiliriz. Yani oradaki anlamı, yani o kelimenin bir işte mesela Samiriyeli bir kadınla konuşuyor. Samiriyeli ne demek? Samiriyeli bu kadın ne anlama geliyor? Bu anlamı orada yakalamamız lazım. Hazreti İsa ona bir kelime soruyor. O kelimenin o dönemdeki anlamı nedir? Tamam, bu da bir yalnız bir şey. Hani aslında hermeneutiğin asıl hedefi şudur. Geçmişteki kelimeleri keşfedebilirsek o kelimelerin bugünde de mutlaka yansımaları vardır. O kelimeleri bugünde o yansımalarından bulabiliriz. Eğer o kelimeleri geçmişte keşfedebilirsek bugünkü kelimelerde onları kontrol edebilir. Yani tarihi sürecini, o kelimelerin nasıl işlediğini fark edebilir. Dolayısıyla geleceği kontrol edebiliriz. Yani bir şekilde de tahakküm kurma aracıdır. Eğer geçmişi fark edebilirsek geleceği kontrol edebiliriz. Çünkü kelimelerin evrenselliği vardır. O kelimelerin anlamları süreç içinde manalar değişse de bugün de yansımaları vardır. Bunları keşfetmemiz lazım. Tabii neyse, ben bunu şimdi burada bunu da biraz konuşalım. Şöyle o kelimelerin üzerinden konuşalım. Önce bir soru sorayım size. Söyleyeceğim, benim aşkım olur musun? Benim nişanlım olur musun? Diye bir kelime kurduğum zaman sizin zihninizde nasıl bir anlam ortaya çıkıyor? O anlamı bir yakalayın, bir kere bir yere not edin zihninizde. Şimdi bakın, kelimenin devamını vereyim. Benim aşkım olur musun, nişanlım olur musun dediğim şahıs 2 yaşında bir kız çocuğu. O da cevap verdi bana. Dedi ki hayır, benim nişanlım babam, ben babamın aşkıyım. İlk anlamla bu anlam arasında bir fark var mı? Ya da bu aşkım dediğim şahıs 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu. Bu da sapkın bir şeye dönüştü farkındaysanız. Ya da bu söylediğim şahıs 18-20-25 yaşlarına gelmiş bir genç hanımefendi. Nişanlım olur musun dediğin zaman ya da aşkım dediğin zaman evlilik teklifine dönüşüyor farkındaysanız. Aynı işe kadın evli bir kadın bu sefer. Evli kocası var. Ben ona dedim ki benim aşkım olur musun? Bu zina teklifine dönüştü farkındaysanız. Ya da bir erkeğe söyledim ben bunu. Başka bir şeye dönüştü. 80-90 yaşındaki artık böyle yerinden kalkamayan bir nineye söyledim. İlk baştaki şımartmaya, o kız çocuğunu şımartıyorduk ya.
ona dönüştü yeniden. Bir şey yeniden bir şakalaşmaya dönüştü. Bak, bir şey dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kelime aynı, karşı muhatabın yaşının değişmesiyle anlam değişiyor. Anlam kendi başına metnin içinde var olabilen bir şey değildir. Metinle bir metin karşıdaki muhatabın yaşıyla bile değişebilen bir şeydir. Hatta ben işte arkadaşlar burası serin dediğim zaman hangi mevsimde olduğumuza göre anlam değişir. Eğer kış mevsimindeyse burası serin dediğimde buraya oturmayalım. Buradan men kelimesi çıkar, men etme iradesi çıkar. Eğer yaz mevsimindeyse gelin tavsiye etme anlamı çıkar. Burada oturalım. Ya da coğrafya değişince Erzurum'da burası serin başka bir anlamdadır. Alanya'da başka bir anlamdadır. Peki biz tarihteki o kelimeye bir anlam sorduğumuz zaman oluşan anlam tarihteki anlam mıdır yoksa bizdeki anlamın yansıması mıdır? İşte haydi gel bu felsefeye itiraz ediyor ve diyor ki dilin üzerinde yapılan çalışmalar ötekisinin üzerinden aslında kendinizi anlamaktır. İlk soruyu hatırlayın. Ben sorduğum zaman sizin verdiğiniz cevap sizin o anlamlardan hangisine en yakınsanız o anlamı yakaladığınız bir anlamdır. Yani eğer siz 80'lik 90'lık bir koca karıysanız muhtemelen onu farklı anlayacaksınız soruyu. Oradan çıkardığınız anlam başka bir şey olacak. Eğer 17-18 yaşındaki bir kız çocuğuysanız oradan çıkaracağınız anlam başka bir şey olacak. O zaman aslında hermeneutik dediğimiz çalışma, hermeneutik ya da tarihselcilik dediğimiz çalışma Heidegger'in dediği gibi kişinin kendini tarihin içinden arayarak kendini ifade etme, kendini tanıma çalışmasına dönüşür. Dikkat edin, az önceki bir sürü anlam, işte bir aşkın kelimesinden bir sürü anlam üretmiştik. Bunlardan hangisinin doğru olduğuna kim karar veriyor? Yine ben karar veririm. Yine irade makamı, yani anlam üretme makamı bana dönüşüyor. Yani artık Tanrı'nın düzenleyip, tertipleyip, yön verdiği insan yok. Tanrı'ya ya da dinin metne anlam veren, yani kendini oraya sokan, kendindeki anlamı oraya taşıyan bir anlayışa geçtik. Şimdi kaç tane anlam bulduk biz? İşte bir aşkın kelimesinden bir sürü anlam bulduk. Peki bu anlamların hangisi doğru? Hangisi yanlış? Hepsi aynı anda doğru ise aslında ortada bir anlam yok demek değil midir? Mesela bu rüya yorumlamaktan farksız bir hale geldi. Yani ben rüyamız var, bir rüya görüyoruz. Bu rüyanın içinde bir sürü olay oluyor falan çıkıyoruz, rüyayı yorumlatıyoruz. O bir şey yorumluyor. Aslında o yorumlar ki kendi içindekinden bir şeyden yorumluyor. Karşıdaki yorumluyor, o da kendi içinde, kendi öznel denklemlerinden, kendi tecrübelerinden, kendi bilinç altından gelenlerle yorumluyor. Aslında senin rüyanı yorumlamıyor. Kendi bilinç altını ortaya seriyor. Burada anlam yok oluyor. Yani ilk anlam hiçbir zaman olamıyor. Peki anlam hiçbir yerde yok ise, yani bir sürü an, bir kelimenin birçok anlamı varsa aslında orada hiçbir anlam yoktur. Hiçbir anlamın olmadığı yerde ne yapacağız? Anlamı bulamayacağız. Ya da üzerinde anlaşacağımız hiçbir ahlaki ya da erdemi ya da hukuki hiçbir metin üretemeyeceğiz demektir. Çünkü herkes sana göre ve bana göre dinin içinde aslında kendisini tanrı edindiği bir yapının içinde kendi öznel dinini yaşamak zorunda kalacak. Ne yaptık? Kendi dinimizi korumaya aldık. Yani kendimizi eleştirilemez. Bana göre böyle kardeşim. Ben dinimi böyle anlıyorum dedim. Ne yaptım? Çevreye, devlete veya bilime karşı kendi dinimi korumaya aldım. Tam bunu yapıyorlar zaten. Kendi dinlerini korumaya alıyorlar. Ancak bu arada farkında olmadan dini kamusal alandan yani insanların hayatlarını, toplumun hayatını düzenleyebilecek bir hayattan da çıkartıyorlar. Din, kişinin bireysel anlamda
kendi öznel denklemleri içinde yaşayabildiği bir şeye dönüşüyor. Taklit edilebilir, tebliğ edilebilir, yönlendirilebilir, vasıflarını tamamen kaybediyor. Üçüncüsü yapısalcılık. Üçüncüsü yapısalcılık. Yani bu söylediğim gibi bunlardan ibaret değil bu kelimeler. Bunlarla da bu kadar anlayamazsınız ama yani temelde insanı terbiye eden, insanın şekillendiren Tanrı'nın ortadan çekildiğini, insanın artık dini, Tanrı'yı şekillendirmeye, dini metni şekillendirmeye başladığını fark edeceksiniz. Fark ettirmeye çalışıyoruz. Yapısalcılık frankofon olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Bunu mesela Kuzey Afrika ülkelerinin hemen hepsinde bunun hakim olduğunu söylüyor Tahsin Bey. Mesela Arap aklının ahlakı isimli bu Arap ahlakı aklı isimli El Cabir'in meşhur eserinin komple yapısalcılık üzerine inşa edildiğini söylüyor. Şimdi bu yapısalcılıkta ilk yani İsa ne söyledi, karşıdakiler ne anladığı şey çok önemsemiyor. Diyor ki bunu ne söylediğin çok önemli. Burada önemli olan İsa'ya bir şey söyleme makamını veren ne? İsa bir şey söylediği zaman o toplumlardaki insanlar bunu neden dinleme ihtiyacı hissediyorlar? Neden onu kendilerine otorite olarak görebiliyorlar? Buradaki bu ilişkiyi düzenleyen dinamikler ne? Bunları anlayabilirsek o söyledikleri kelimelerden daha önemli ilişkileri bulacağız. Hani işte karı koca birbirlerine sürekli kavga ederler. O ona sen ben senden nefret ediyorum. Sen başımın belasısın. Hayat ben senin için ömrümü falan süpürget falan bir sürü şey söyler. Ama birbirlerinden ayrılamazlar. Onların birbirlerinin ne söylediklerinin çok önemi yok. Gelin onları bir arada tutan o dinamikler ne? Onları anlamaya çalışalım. Eğer onları anlayabilirsek onların gerçek hayatını o zaman anlarız. Yani böyle bir örnekle tanımlayabiliriz. Tanımlamaya çalışalım. Bunu anlayabilmemiz için diyor oradaki o yapıyı en küçük birimlerine kadar incelememiz lazım. Küçük küçük parçalara bölmeli. O küçük parçaları teker teker kendi işlerinde incelemeliyiz. Ancak o küçük parçaları incelersek ve o küçük parçaların bugün de örneklerini yapacağız. O küçük parçaların bugün de örneklerini yaparken o küçük parçaların hangi işlevi gördüğünü, hangi misyonu üstlerinde fark edeceğiz. Yani önümüze bir araba geldi. Biz hiç arabayı görmemişiz. Arabanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu nasıl anlayacağız? Onu çökeceğiz. İşte diferansiyelini sökeceğiz, motorunu sökeceğiz, krankını çekeceğiz, sökeceğiz falan. Onları burada tekrar burada taklit edeceğiz. Ve yaparken de onun nasıl bir işlev gördüğünü anlamaya çalışacağız. Ama bunu yani bu teorik olarak güzel ama diyor Tahsin Bey, bazı problemler var. Bir tanesi şu, şimdi o parçaladık ya, o parçaladığımızı biz de toplarken aslında biz onun ne için işlediğini olduğunu bilmediğimiz için kendimizi de içine katmak zorunda olduğumuz için kendi beğenilerimizi, zevklerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, yetiştirilme ortamımızı falan içeri katmak zorunda olduğumuz için mutlaka kendi zevkimize, kendi fikrimize göre bir şey ortaya çıkarmak zorunda kalacağız. Eğer biz mesela Sabir Saray kalıntısını parçalara ayırıp bugün de topladığımız zaman bir ahır ortaya çıkabilir. Eğer bir ahır ortaya çıkmışsa, o bir saharaysa ve biz bunların aynı şey olduğunu zannediyorsak, bunun saray olmadığını, ahır olduğunu bize söyleyecek kimse de yok. Yani bir otorite yok. Yani bulduğumuz sonucun doğru olup olmadığını bize söyleyecek bir kanıt yok. İkincisi, biz oradaki parçaları alırken seçme yapıyoruz. Ama Tanrı seçmez ki. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor. Mesela Hazreti Peygamber bir gün Abese suresidir. Böyle Hazreti Peygamber Mekke'nin ekabiriyle büyükleriyle falan otururken, yönetici ekibiyle otururken, işte alt tabakadan bir şahıs, Ümmü Mektum, amadır. Allah kendisinden razı olsun, geliyor. Oradakiler rahatsız oluyor. O zaman bir ayet iniyor. Böyle sert ayetler. Ey Resulüm, biz seni oraya ticaret yapmaya mı gönderdik? Biz oraya seni işte o
şeyin müşriklerin gönlünü iyi etmeye mi gönderdin? Sen benim sevdiğim bir kul oraya gelmiş, onu işte hoş karşılamıyorsun, onlara mı ben? Sert kelimelerle Resulullah'a bir ikaz çekildi. Ne yapıldı? Dikkat ederseniz Resulullah'ın çok da hoşlanmayabileceği bir yani kendiniz tercih etmeyeceği bir şekilde ona müdahale edildi. Kitap bize kendini dayatır ve bizi şekillendirir. Ama biz geçmişe bakarken, geçmişi okumaya çalışırken oradan seçeriz. Mesela işte İslam tarihine bakarken, İslam işte oradaki insanlar yaşarlarken Hazreti Peygamber gelir, Ebu Bekir gelir, Osman gelir falan. Bir sürü insan gelir. Bunun içinde acısı vardır, tatlısı vardır, memnesi vardır falan. Şimdi ama biz otururken anlatıyorsun. Muaviye var ya şöyle yaptı, Muaviye böyle yaptı. Ama Muaviye'den ibaret değil ki. Yani bakın işte sarayı şöyle yaptı. Ya senin saray dediğin şey işte Muaviye'nin sarayında olduğu şeyler olurken Ebu Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'de cezaevindedir. Bu arada işte İslam'ın üç önemli temsil eden en önemli kaynaklar olarak görülen Ehl-i Sünnet'in en azından öyle gördüğü Sahih-i Buhari, Tirmizi, Müslim Horasan'da o sırada yazılmaktadır. Yani sen oradan bir noktayı, bir sarayı, bir evi ortadan çekiyorsun ve bize onun üzerinden tarih okuması yapıyorsun. Ama o sırada bu bambaşka bir coğrafyada bambaşka şeyler yaşanıyor. Bir Yemen var orada. Ya bu fikri hareketlerinin geliştiği bir yer. Ya Kahire var, Mısır var. İşte İsfahan var. İşte Yesevi hareketi çıkıyor. Bakın yani siz Şam'ın sarayından o hadiseyi, bütün İslam tarihini bir sarayın içinden okumaya kalkarsanız Bosna'dan Ali İzzet Bekoviç'in çıkışını nasıl açıklayacaksınız? Yani tarih, yani vahiy bize bizim hoşnut olduğumuz, sadece bizim seveceğimiz, bizim gönlümüzü pışpışlayacak, fikrimizi onaylayacak hadiseler sunmaz. Kendini dayatır, sana rağmen olanı, senin beğenmediğini de senden talep eder. Çünkü Rab terbiye edendir. Terbiye edilen değil. Eğer siz hadise seçmeye başlarsanız, tarihi ve vahyi terbiye etmeye başlarsınız. Tanrı'yı siz yontmaya başlarsınız. Tanrı sizi yontmaz. Bu da büyük bir problemdir. Şimdi, evet. Şimdi bunları biz aldık geldik. Ancak bunların bizdeki karşılığının olması lazım. Nasıl karşılığının olması lazım? Yani biz bunları alıp geldik. Biz bunlarla Kur'an okumaya başladık. Bunların hepsinde ana problem şudur. Yani hepsinde ortada bir anlam yoktur. Ortada bir anlam yoktur. Yani vahiy yoktur. Ya eyyühellezine amenu evfu bilukut. Ey iman edenler, ah verdiniz, ah de sahip çıkın. Şimdi ne burada bir anlam var mı? Anlam var. Peki anlamın bu bahsedilen buradaki ahit, ahdinize sahip çıkın kelimesindeki ahit ne? Yani burada yorum olması lazım. Yorumu kim yapıyor? Resulullah yapıyor. Resulullah diyor ki ben yorum yapacağım. Neyi kastediyor? Mesela Allah Resulüne verilmiş olan biat var. O biatta verdiğiniz sözde sahip çıkın. Ya da yorumun yorumu, bu bunudur ama diyor, bu budur ama diyor. Sadece Allah Resulüne verilen o biatı kastetmez, insanların birbirlerine vermiş oldukları sözü de kasteder. Birbirlerinize vermiş olduğunuz sözleri, ahitleri de sahip çıkın. Şimdi ne yaptık? Anlam yerinde, anlamın yorumu yerinde, yani Resulullah yerinde, yorumun yorumu bende. Burada ben ya da alim devreye giriyor, ben ona tabi oluyorum, o da oluyor. Ama Hristiyanlıkta ilişkisi yok. Yani vahiy yok. Vahyin yorumu da yok. Vahyin ve vahyin yorumunu ben çıkarmam gerekiyor. Bu bireyselleşmiş, kişinin kendine has bir din üretebileceği bir zemin var diyor. Eğer bu üç tane yorumu, üç usulü de bir araya getirecekseniz, önce orada bir vahyin olmadığını, yani anlamın olmadığını, anlamın Resulullah tarafından yorumlanmış bir halinin olmadığını, yani sünnetin, yaşayan sünneti kastediyoruz, olmadığını kabul edeceksiniz.
ki oraya kendi yorumunuzu anlam ya da yorum olarak ilave edebilirsiniz. Önce bir anlam nedir kelimesini tartışalım. Bu baştaki ilk kelimeye gitmek zorunda kalacağız burada. Şimdi İslam düşünce biçimindeki anlam ile Batı düşünce biçimindeki anlam aynı kelimeler değil. O yüzden hani bizim eskiler diyorlar ki siz Kur'an'ı anlamazsınız dedikleri zaman biz onlara itiraz ederiz. Deriz ki Kamer suresinde 5 yerde biz bu kitabı okuyup anlayasınız diye indirdik diyor. Sen mi daha doğru biliyorsun, o mu daha ayet mi doğru biliyor diye itiraz ediyor. Ama aynı medeniyetin içinden konuşmuyorsunuz ki. Şöyle bahsedelim. Biz mesela bir baba ateşin yanına doğru giden bir çocuğunu arkadan sesleniyor. Oğlum gitme yanacaksın. Çocuk diyor. Tamam baba. Oğlum gitme yanacaksın. Anladık baba diyor. Anladık. Ne bağırıp duruyorsun? 2 dakika sonra çocuk orada dolanırken yanıyor. Elini ayağını yakıyor. Ha diyor baba. Şimdi anladım. Niçin şimdi anladın diyor. Çünkü anlamak tedbiri değiştirir. Eğer tedbir değişmemişse o işitilmiştir, anlaşılmamıştır. İşitmek anlamak değildir. Eskiler işitemezsiniz Kur'an'ı demiyorlar. Anlayamazsınız diyorlar. Mevlana'dan bir örnekle anlatalım. Diyor ki tuz, bilgi yani. Çorba, ben. Bilgiyi tuza, çorbayı tuza gösterip geri çektiğiniz zaman ne tuz değişir ne çorba değişir. Eğer tuz çorbaya girmişse yani ilim insanda amel haline gelmişse, insanın içine girmişse ne tuz eski tuzdur ne şahıs eski şahıstır. Onun tedbiri değişmiştir. Şimdi tuz çorbanın içine girdiği zaman torbanın tadı değişir. Tuz da artık görünmez olur. Eğer ilim, bilgi insanın içine girmişse insanın tedbirini değiştirir. İnsanın da artık o bilgiye bakışı değişmiştir. Hani bir bazı işler vardır. Konuşursunuz, hayal edersiniz şuraya gitsek, böyle yapsak, bilmem ne yapsak. Şuradan şu para kadar fazla para kazanırız. Onun ötesi gelir ki ya o iş öyle değil kardeş, sen dışarıdan bakıyorsun. Gerçekten de biz o işin içine girdiğimiz zaman bizim kurduğumuz, kurguladığımız birçok şeyin aslında hayal olduğunu, yani dışarıdan görünen olduğunu fark ederiz. Ve biz o işi yapmaya başladıktan sonra, amel haline getirmeye başladıktan sonra oradaki o bilgi hakkındaki daha önceki sahip olduğumuz kanaatler değişir. Bizim de artık o bilgi karşısındaki duruşumuz değişir. Yani ateşin karşısındaki tedbirimizin değiştiği gibi. O zaman şunu söylüyor İslam düşüncesi. Diyor ki metin okuyarak ilim elde edilmez. Siz metni amele geçirmeye başlarsanız oradan çıkacak sonuçtan, tefekkürden ilim elde edilir. Ona ilim dersiniz. Yani ayet-i kerime ne diyordu? Semi oku ve anla demiyor. Semi'ne ve etana. İşittik ve itaat ettik. İşitirsiniz. Yani Kur'an metnini işitirsiniz. Bu anlamak değildir. İşitirsiniz. İşittiğinizi iman eder ve amel etmeye başlarsınız. O amelle birlikte sizdeki bilgi anlama dönüşür. Manaya dönüşür. Gerçek bilgiye dönüşür. Biraz daha zorlayalım anlatmak için. Bakın elinize bir kitap aldınız. Okudunuz araba sürümme teknikleri. Bir kitap okudunuz, bir tane daha. Hayatınızda direksiyona oturmamışsınız. 20 tane kitap, 100 tane kitap okudunuz ve gittiniz babanıza dediniz. Yol baba dediniz, ben araba okumanın anasını ağlattım. 100 tane ezberim de artık, ver arabayı gidiyor. Ya da çocuğunuz geldi dedi ki baba ver arabayı. Verir misiniz? Vermezsiniz. Çünkü bilgi hali taşımaz. Ahlakı taşımaz, erdemi taşımaz, manayı taşımaz. O bilgiyle amelin içine girerseniz ikisinin cem olmasından bir şey çıkar. İşte ona anlam denir. Kitap okuyarak yüzmeyi öğrenebilir misiniz? Kitap okuyarak bisiklete binebilir misiniz? Bilemezsiniz. Kitap okuyarak nasıl İslam öğreneceksiniz? Öğrenemezsiniz. O yüzden kitap Resulullah'a inmiştir. Ve Resulullah'a inerken de tedricen inmiştir.
Yani bir sefer değil mi? Al Muhammed, oku ve al millete anlat denilmemiştir. Her ayet, her eylem hayatın içine Resulullah'ın üzerinden çekilir, manaya dönüştürülür, ondan sonra devam eder. Manaya dönüştürülür, ilme, amele dönüştürülür, mana olur, oradan bir şey çıkar, onun üzerine bir şey devam eder. Bakın, yani af ayeti, Tevbe suresindeki meşhur, sana içkiden sorarlar, onda bazı faydalar vardır ama zararı daha çoktur. Sana infaktan sorarlar, de ki o ihtiyaçtan geri kalandır. Madem bu bir seferde anlaşılabiliyordu, Resulullah ve sahabesi, Hazreti Ali'den bahsediyoruz, Ebu Bekir Ömer'den bahsediyoruz. Bu ayeti duymak için niye 23 sene beklediler? Mananın gelişmesi o bir seferde olmaz. Kitabı okuduğunuz zaman mana gelişmez. Bir kitabı bir sefer okuyun, iki sefer okuyun, üç sefer okuyun. Beşinci okuyuşunuzdaki ondan çıkaracağınız anlam ilk okuyuşunuzdan çok 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 farklı olmuş olacaktır. İlkinde de aklınız vardı, ilk sonunda da aklınız vardı. Niye farklı anlamlar çıkardınız? Anlam insanda tecrübeyle gelişebilen bir şeydir. Metin okuyarak gelişmez. Dedik. Neyse, buradan bir şey daha söylememiz lazım. Şimdi bizde mana nasıl çıkar? Şimdi diyor ki Tahsin Görgün, hani çok kullanılan bir motto var. Diyor ki Kur'an'ı sana inmiş gibi oku. Olmaz diyor Yasin Bey. Olmaz, öyle şey yok. Kitap sana inmedi. Varsay ki sen, varsay ki ben Mekke'deyiz. Hazreti Peygamber de orada. Ebu Bekir orada. Hazreti Osman orada. Ebu Leheb orada, Ebu Cehil orada, sen oradasın, ben oradayım. Vahiy kime inerdi? Hazreti Peygamber'e inerdi. Niye Hazreti Peygamber'e inerdi de sana inmezdi? Niye sana inmiyordu vahiy? Çünkü gelen vahiy eğer Ebu Bekir, Ebu Leheb'e, Ebu Cehil'e inmiş olsaydı ya da Hazreti Ebu Bekir'e inmiş olsaydı, onlardaki kişisel zaaflar, bencillikler, egolar, menfaatler ya da başka sıkıntılar sebebiyle daha ilk anda vahyi deforme ederlerdi. Manayı bozarlardı. Manayı bozacakları için onlara inmesi uygun değildi. Bunu, o manayı en hayırlı, en güzel, en uygun şekilde yorumlayacak olan seçilmiş Hazreti Muhammed'e indirdiler. O vahyi onun yorumlaması istenildi. Şimdi orada mesela bir ayet indi. Dedi ki işte size işte faiz haramdır. Ribayı biz size haram kıldık. Ebu Leheb dedi ki ya kardeşim burada kastedilen riba aslında insanlardan zorla para almaktır. Değilse onların ihtiyacını görüp işte 100 lira verip 150 lira almaktan bahsetmiyor. Sen adama işte 100 lira verip zorla yoldan 200 lira al. Onu bahsediyor. Bu anlam bu. Ya da yani o kelimenin işte 29. manasına baktım tarihte. Orada şöyle bir şey var. Biz ona göre düşünmeliyiz. Şimdi Hazreti Peygamber'in yorumu var. Ebu Leheb'in yorumu var. Hangisine tabi olacağız? Hazreti Peygamber'in yorumu var iken Ebu Leheb'in yorumu ne duruma düşer? Küfre düşür. Dikkat edin. Küfre düşür. Ebu Leheb, yani Hazreti Peygamber yorumlamakla yükümlü kişidir. Yani mübeyyindir. Yani onu bize beyan etmekle sorumlu kişidir. Onun beyanı norm koyar, kural koyar. Biz ona bağımlı olmak zorundayızdır. Biz kendi yorumumuzu Resulullah'ın yorumuna eşleştirmek, onunla karşılaştırmak, eğer ondaki yorum yok ise, o uymaz ise ondaki yoruma, bizim içimde nefsimiz girmiş, zaaflarımız girmiş, kirlenen aklımız girmiş. 17-18 sene okullardan beynimize çakılan pozitivizm, materyalizm, televizyonlardan çakılan şehvetperestlik, hedonizm onları etkilemiş ve anlamı bozmuş. Biz Resulullah'a göre bunu tahsih etmemiz lazım. Dememiz lazım. Kişinin kendi hevasıyla kitabı yorumlaması o yüzden küfre düşür. Ama Resulullah bugün yok. Nasıl? Ona soracağız. Burada İslam düşünce biçimi
Biliyorsunuz Batı düşünce biçimi iki temel veri kaynağına dayanır. Bir tanesi muhaberat, yani beş duyu organından gelen bilgi. İkincisi akıl. Ama İslam düşünce biçimi üçüncü bir bilgi kaynağına daha sahiptir. Sadık haber. Vahiy sadık haberdir. Biz ondan şüphe etmeyiz. Zina haramdır diyorsa haramdır. İçki zararlıdır diyorsa zararlıdır. Domuz eti yenmez diyorsa yenilmez. Bu bilgidir. Tartışılmaz. Sadık haberin bir de bize doğru yansımaları var. Bize doğru akan gelen bir yönü var. Bunu şöyle bir önce herkesin bildiği bir fıkra ile anlatalım. Bir gün üniversitede hoca derste imtihan yapmaktadır. O sırada unutmuş artık bir sebeple. O dersin imtihanın sonlarında dört tane öğrenci tak 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 kapıyı çalarlar, içeri gelirler. Hocam çok özür dileriz, biz geç kaldık. Der ki bir meşru sebep söyleyebilir misiniz bana? Eğer söylerseniz çözeriz ama söyleyemezseniz kaldınız. Çocuklar böyle bir tereddüt, bir tanesi der ki efendim der ya arabanın lastiği patladı. Biz dördümüz beraber geliyorduk. Lastik patlayınca işte onunla uğraşmak zorunda kaldık. Çok özür dileriz. Yani o yüzden geç kaldık. Ha der hoca. Bu meşhur bir sebep. Tamam. Ben sizi imtihan aldım. Geçin şöyle. Oturun. Size birinci soruyu soruyorum. Arabanın hangi lastiği patladı? Şimdi burada bir şey yapıyor. Eğer çocukların hepsi aynı lastiği, işte arabanın ön sağ lastiği derse orada gerçekten patlamış bir lastik vardır. Çünkü insanlar yalan üzerinde birleşemezler. Geçmişe dönük ya da anı dönük. Herkes aynı yalanı üretme gücüne sahip değildir. Yalandan tevhid çıkmaz. Hak'tan tevhid çıkar. Hakkın üzerine insanlar birleşebilirler. Yani ne demek istiyor? Şöyle bir demek istiyor. Hazreti Peygamber'den topu topu 30 sene sonra Hazreti Ali döneminde İslam büyük bir kaosa sürükleniyor ve gruplar ortaya çıkıyor. Bir tarafta hariciler var, bir tarafta ehli şia var, bir tarafta ehli sünnet var. Daha sonra işte bunlara tasavvufiler katılıyor. Daha sonra bunların alt ekolleri çıkıyor işte. Şam ekolü, Bağdat ekolü, Kahire ekolü, Horasan ekolü, işte Şia'nın Cafiriyesi, İsmailiyesi, bir sürü ekol çıkıyor. Bir sürü. Bunların hepsi aynı anda aynı yalan üretebilirler mi? Hayır, menfaatleri çatışır. Düşünce biçimleri terstir. Yani hepsi ama ellerinde diyorsunuz ki hepsinin aynı Kur'an var. Hepsinin elindeki aynı metin var. Yani ibadilerde de aynı metin var. Hintlilerde de aynı metin var. Afrika'nın kabilelerinde de aynı metin var. Üsküp'te de aynı metin var. O halde bu uydurulmuş olamaz. Orada patlayan bir lastik var. Bakın işte tesettür. Hintlilerde de tesettür aynı. Ufak tefek şeyleriyle. Nedir ismi? Afrikalılarda da aynı. Türklerde de aynı. Şimdi ayet-i kerime bunu nasıl yoracağız? Şöyle. Ayet-i kerime de diyor ki ey Resulullah Müslüman hanımlara söyle örtülerinin göğüslerinin üzerine alsınlar. Şimdi buradan nasıl anlam çıkaracağız? Anlamı nasıl çıkaracağız? Anlam şöyle çıkarabilir. Yani orada bahsedilen işte o göğüslerinizin burada baştan bahsedilmiyor. Göğüsten bahsediliyor. Göğüs kelimesinden hareketle burada aslında kastedilen insanın cinsel organlarının örtülmesi. Ya birisi itiraz edebilir. Ya kardeşim insanın cinsel organlarından bahsediyorsunuz ama birkaç ayet sonra diyor ki yaşlı kadınlara evlerinden çıkarken o örtülerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Şimdi onu da çıkartırsak üryan mı çıkacaklar falan diye böyle tefsir yapılabilir. Ama yani bir başkası da diyebilir ki kardeşim bak kastedilen var olan bir örtüden konuşuyoruz. Hani bizde köylü yerlerde çarşaf çok gelenektir ya bizim geçmişimizde. İşte çarşafın altından kol atmak diye bir tabir var. Yani kolun çarşaftan çıkar, kolunu, beyaz tenini, gerdanlarını, işte göğüslerini orada hissettirirsin. Ne yaparsınız? Çarşafı delmiş olursunuz. Adam gibi örtün. Oraları, gerdanlarınızı ve göğüslerini, o başınızın üstünde zaten var olan örtüyü düzenleyin.
onu suistimal etmeyin gibi bir anlam çıkabilir. Şimdi bunlardan hangisi doğru olabilir? Resulullah'a bakarız. Resulullah'ın baktığımız zaman da eğer ümmet aynı metin üzerinde anlaşmışlarsa o metne uyarız. Kendi metnini ortaya dökmez. Ne? Bütün işte Resulullah'ın döneminde göğüsleri ortada dolaşan hanımlar var mıydı diye sorarsınız. Ya da başları açık hanımlar var mıydı diye sorarsınız. Eğer başları açık hanımlar var ise onun bugüne yansıması olması lazım. Devamı bir ekolün olması lazım. Eğer bütün ekoller aynıysa yaşayan sünnet yani sadık haber. Buna ne diyoruz? Tevatür. Tevatür. Yani bütün İslam coğrafyasına gidin herkes beş vakit namaz diyor. Herkes beş vakit namaz diyor. İşte o zaman orada bir beş vakit namaz olması lazım. Şeyçi ablanın işte cem ederek öğleyle ikindi akşamla yatsı. Tamam. Cem'in de İslam tarihinde, Hazreti Peygamber'in tarihinde bir şeyi var. Yani biz hala haç menasıkını cem üzerinden yapıyoruz. Yani o da bir yaşayan sünnete gidiyor, kendisini refere ediyor. Bu anlamda Tahsin Bey diyor ki, icma da bu anlama gelir. Yani icma dönem alimlerinin kendilerinden önce ortaya getirilmemiş bir sorunun çözümünü İttifakla kabul etmeleri demek anlamına da gelebilir ama asıl anlamı şudur. Tevatüre bağlandı. Yani Resulullah'ta yaşayan bir geleneğe bunun bir isnadı var. O yaşayan isnada atıf yapılıyor. Bir başka örnek verelim. İşte bakın hani mesela Şura suresinin 20. mi 23. ayeti zannederim. O da Ehl-i Beyt'le ilgili bir ayet geçiyor. Ey Resulüm sen işte siz Ehl-i Beyt'ine sahip çıkın. Diye bir ayet girmek geçiyor. Ehli Beyt, Ehli Sünnet diyor ki bu Hazreti Peygamber'in hanımlarını yani işte 9 tane hanım var. Bu hanımlarını kastediyor. O evin içinde yaşayan insanları kastediyor diyor. Şia da diyor ki hayır kardeşim burada kastedilen Hazreti Fatıma anamız, Hazreti Ali Ali ve Hazreti Hasan ile Hüseyin işte o Ehli Beyt dediğimiz bunlar. Ama bakın metnin aslına kimse itiraz etmiyor. Yani anlam orada duruyor. Yani Şura suresinin burada bu ayet var mı yok mu diye kimse tartışmıyor. Herkes onu kabul ediyor. Onun yorumunda diyor ki biz bunu kastediyoruz olabiliriz. Ya da Hazreti Peygamber'in, Hazreti Hasan Hüseyin ve Fatıma anamıza bir özel muhabbetinin olduğunu Ehl-i Sünnet de kabul ediyor. Şia onun üzerinden bir ekol geliştiriyor. Ama bu Ehl-i Sünnet'in Hazreti Peygamber'in diğer hanımlarına Ayşe ve diğerlerine hürmet etmediğini, ihmal ettiğini anlamına da gelmiyor. Bu anlamda Hazreti Ehl-i Sünnet'in de bir kaynağı var o tevatürün içinde. Yani kendilerini mutlaka yaşayan, yaşamakta olan sünnete bir şekilde isnat ediyorlar. Bir örnek vereyim. Biraz rahatsız edici bir örnek ama mesela Bedir Harbi'nde bir şey gelişiyor. Çok ciddi esir alınıyor ve bu esirlerin nasıl halledileceği sorusu geliyor. Orada bir ayet-i kerime iniyor. Diyor ki Allah Resulü'ne esir almak yakışmaz. Ne demek bu? Burada bir yorum yapmamız lazım. Kelimeler açacağız. Orada hangisini istediğimizi bulacağız. İstediğimizi oraya yapıştıracağız. Olmaz. Gideceğiz Resul'e bakacağız. Resulullah bu ayeti aldığı anda ne yaptı? Soru bu. Yatırıp hepsini kesti mi? Yoksa hepsini serbest bırakmak için fırsat mı kollamaya başladı? Sen kurşuna Kur'an oku gönder. Sen buna acı bağı onu gönder. İşte Hazreti Zeynep'in kocası müşrikler tarafındadır. İşte Zeynep kolye göndermiş Hazreti Hatice'nin. Onu bırak arkadaşlar. Onu ya, onların hepsi getirdiler. Uhud'da Hazreti Peygamber'in yanında savaşa çıktılar. Büyük bir çoğunluğu. Taraf değiştirdiler. Yani oradan bir hayat çıkardı Resulullah. Peki siz kendi yorumunuzu oraya koyduğunuz zaman ne yaparsınız? Resulullah'ın yorumunu iptal etmiş olursunuz. Halbuki o Resulullah'ın yorumu yorumlama yetkisi olan şahıs. Eğer kişi, biz kendi yorumumuzu Resulullah'ın yorumundan üstün tutmaya başlarsak ne olur? Üzerinde anlaşabileceğimiz hiçbir metin kalmaz. İşte onun ismi agnostizm diyoruz. Batı Tanrı'ya inanmak deyince Hazreti İsa'ya inanmayı kasteder demiştik. Vahye inanmayı değil, habere inanmayı değil. Biz habere inanıyor muyuz, inanmıyoruz. Sorusu budur. Bizim düşünce biçimimizde Resulullah ilk yorumlayan, ilk
norm koyan yorumlayıcı, norm koyan yorumlayıcı olarak vahyi temel prensipler üzerine koyar. Bu anlamda keyfiliğe en az tahammülü olan metin Kur'an'dır. Keyfiliğe tahammülünün olmaması kişinin kendi Rableşme temayülüne engel olmasındandır. Yani burada kişinin özgürlüğü değil, kişinin kendi özgürlüğü adı altında kendini Tanrı olarak insanlara dayatmasını ya da kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi beğenisini tanrısal fikirmiş gibi, tanrısal düşünceymiş gibi insanlara dayatmasına izin verilmez. Bu makam size değildi. Kur'an sana inmedi. Dilediğin gibi yorumlayamaz. Resulullah'a sormak zorundasın. Yaşayan tevatür, neyse toparlayalım. İncil'de vahiy Hazreti İsa'dır demiştik. Vahiy Tanrı'ya inanmak İsa'nın var olduğunu, yani Tanrı'nın tecessüm etmiş halinin gelmiş olduğuna iman etmektir. Bizde iman etmek anlama ve anlamın Resulullah tarafından yorumlanarak bize taşındığına iman etmek demektir. Eğer o anlamın vahiy ve anlamın yorumunu iptal edersek geriye kalan kendi şahsi görüşümüzün tanrısal bir makama, tanrısal bir forma büründürülerek topluma dayatılmasıdır. Dayatılması olarak tanımlanır. Bu anlamda keyfiliğe en az tahammül olan, en az izin veren metin Kur'an'dır. Yani Kur'an kadar buna rahat, buna izin vermeyen bir başka bir metin olmayabileceğini söylüyor Tahsin Bey. Keyfiliğe izin vermez çünkü her kişi kendi dinini ihdas etmeye kalkar. Yani şöyle bir şey. Yani adam işte evleniyor. İşte uzun, çakara, çarşaflı böyle devasa örtülü bir hanımefendiyle evleniyor. İşte 20 sene geçiyor. Bir çocuğu oluyor. Bir kız çocuğu. Kızının gösterdiği kefen bezine mahrem Necip Fazıl'ın söylediği gibi. Şimdi burada ya kendisini inkar etmesi gerekiyor ya kızını inkar etmesi gerekiyor ya da metni düzeltmesi gerekiyor. O da en kolay yola gidiyor. Diyor ki aslında Kur'an-ı Kerim'de örtü yoktur. Şimdi bakın burada değişen vahiy midir? Vahiy midir değişen, kişinin kendisi mi değişmiştir? Ya da kişinin muhatap olduğu o faktörler mi değişmiştir? Faktörlerin değişmesiyle insanın düşünce biçimleri değişir. İşte buna müsaade edilmemesi lazım. Temel ilkelerin sabit bir şekilde kalması lazım. Gerek yapısalcılık, gerek analitik, gerek tarihselcilik diye düşünce biçimleri bizim elimizden temel hakikatleri alır. Yani bunları herkes sana göre, bana göre dönüştürerek temel hakikat, inanabilecek hiçbir değer ortada bırakmaz. Bu anlamda İslam'ın işte 100 senelik bir süreç içinde hayat ile, yani şimdi 1300 yıl boyunca Kur'an hayat ile birlikte, yani o yaşayan tevatür, işte sadık haber geleneği içinde yaşarken bir taraftan da toplumun değişmesiyle Kur'an'ın düşünme biçimleri o topluma da sadık habere sürekli sadık kalarak ana metinleri bozmamaya, ana metinlere ihanet etmemeyi gözeterek sürekli korunmaya çalışılır. Biz orada 1300 yıllık o şeyi attığımız zaman içeriği dolduran yabancı unsurlarla birlikte hayatın, biraz da iktidarın da kaybedilmesiyle tabii, hayatın kendisiyle Kur'an'ın arasında çok ciddi bir uçurum, bir açıklık meydana geldi. Şimdi bunu şurada bu soruyu sormamız lazım diyor Tahsin Gördün Bey. Biz şu andaki Kur'an'ı anlama çabalarımız, düşünme çabalarımız, aslında bu Kur'an ile yaşadığımız hayat arasındaki uçurumu daha mı derinleştiriyor? Ya da o uçurumu meşrulaştırıyor mu? Yoksa biz o uçurumu kapatmaya mı çalışıyoruz? Yani o hayat ile onu birbirine örtüştürmeye mi çalışıyoruz? Yani faiz artık hayatın bir gerçeği. Bir şekilde bu faizin ya da faizin formlarının İslam'ın içine, İslam hayat modelinin içine yerleştirileceği, bir şekilde tahammül edileceği bir hayat mı formu geliştiriyoruz? Yoksa biz hala faizli bir hayata direnerek bunsuz bir hayat kurabilmenin yollarını mı aramaya çalışıyoruz? Bu noktada bir direncimiz mi var? Yani daha kolay bir örnekten vermeye çalışalım.
Burada bir şey daha söylüyor. 100 yıllık büyük bir travmanın içindeyiz. Çok büyük bir travmanın içindeyiz. Bu travma bizden birçok birçok arızi, birçok sıkıntılı düşünme biçimine, birçok patolojik, hastalıklı düşünce biçimlerine sebep oldu. Bunları yapı söküme uğratmalıyız. Bunların üzerine cesaretle gidebilmemiz lazım. Şu andaki düşündüğümüz, aklettiğimiz, fark ettiğimiz birçok kelimenin aslında yenilmişlik halinin, o aşağılık komplekslerinin o ürünü olduğunu fark edebilmemiz lazım. Eğer bunları fark edebilecek, bunların üzerine gidebilecek, bunların üzerine düşünebilecek bir cesaretimiz, bir ufkumuz, bir çabamız olursa, onları görüp temizleyebilecek ya da onların alternatiflerini üretebilecek bir biçim de verebiliriz. Eğer bunu yapacak bir cesaretimiz olmazsa, ne yazık ki süreç Müslüman toplumun ya da Müslümanların tarihten kopuşlarının gittikçe hızlanmasıyla devam edecek gibi duruyor. Kitabın hepsini anlatamadım. Elimden de bu geldi. Siz hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Gününüz hayır olsun.